Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Televizyonumuzun aziz seyircileri, kıymetli dostlar, dünyada Müslümanlar şu anda büyük bir hezimeti yaşamaktadırlar. Bir taraftan küçük bir grup olan, sayıca az olan ama İnsanlığa inandığı değerler uğruna canını vermenin, malını vermenin, her şeyiyle cihad etmenin ne demek olduğunu öğreten küçük bir grup, küçük bir toplulukla bunları görmezden gelen, bunlara uyanık davranmayan, bunlara destek olmayan büyük bir grup. Müslüman topluluğundan bahsediyorum. Biri çürümekte, öbürü dirilmekte. Dirilmiş insanlığa insanlığı öğretmektedir. İslam cihadı, İslam dini cihadı hayatın, inancın temel olarak kabul eder. Cihad yapmadan, cihadı arzu etmeden, kalbinde cihada ait hiçbir şey taşımadan ölen kişi münafıklık alameti üzere ölmüş olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle bir ayet-i kerime var. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, yaptığınızda sizi acı bir azaptan kurtaracak size bir ticareti size göstereyim mi? Bakınız. Ey iman edenler, Müslümanlar, yaptığınızda sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Cihadı biz bu ekranlardan sizlere değişik vesilelerle, farklı yönleriyle anlattık. Bu sebeple cihad etmeyi, Allah yolunda yeryüzünde hakka hakim kılmak, Allah'ın emirlerine hakim kılmak için yapılan her türlü çalışmanın cihad olduğunu, bunları detayıyla sizlerle paylaştık. Ama bugün yeryüzünde Müslümanların cihad etmelerine engel olan tuzaklar var. Müslümanların cihadının önündeki tuzaklar var. Bu Müslümanları oyalamakta, engel olmaktadır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, Ahmet Faruk Serhendi, İmam Rabbani döneminin sultanlarından Ulu Han'a yazdığı bir cümle var. Ekber Şah'tan önce veya o Ekber Şah denene de yazmış olabilir ama mektubatında geçer. Der ki, İslam'ın garipliği o noktaya varmıştır ki kâfirler toplum içinde açıkça İslam'a dil uzatabilmekte, pervasızca küfür hükümlerini uygulayabilmekte, çarşı ve pazarda kendi propagandalarını yapabilmektedirler. Onların bu kötülüklerine engel olmak için bugün şahsınıza nasip olan cihadı fırsat bilmeniz, sözlü fiili cihadı fırsat bilmeniz ve daha yok mu, daha yok mu demeniz icap eder, diyor. Kim? İmam-ı Rabbani. İslam şeriatıyla yönetilen, Müslüman yönetici olan Babür İmparatorluğundan bir hakana, bir sultana bunu yazıyor. Ve burada şunu görüyoruz ki İmam-ı Rabbani'nin toplumu tanımlaması bugünkü İslam aleminin durumunu aynısıyla göstermektedir. Yani günümüz İslam aleminin durumunun tasviriyle o zamanki tasvir aynı. Bozulma ve kokuşma, çökme ve çürüme o zaman da başladığında aynı şekilde uyaran hocalarımız, alimlerimiz vardır.
Mesele zaten her zaman bu ekranlarda sizlere söylemiş olduğum gibi hocalarımızın ekranlarda veya toplumun önüne çıktığında dillerini yutmaları değil, hakikate aykırmaları ve yönetenleri Allah yolunda cihada yönlendirmeleri gerekir. Bugün de yaşadığımız toplumda ve Müslüman topluluklarda İslam'ın hükümleri hafife alınmakta. Hatta şunu da söyleyelim ki, İslam'ın hükümleri sorgulanmakta. O kadar ileri gidiliyor ki, camide, cuma hutbesinde Allah'ın ayetleri okunduğunda, adı Müslüman olan ama Müslümanlıkla alakası olmayan siyasiler, siz bunu bu ülkede okuyamazsınız diyerek tesettüre ait, başörtüsüne ait, giyim kuşama ait Allah'ın ayetlerine karşı tavır alabilmekte ve konuşabilmektedirler. Böyle bir hadsizlikleri de maalesef artık ayyuka çıkmıştır. Gazze başta olmak üzere Arakan'dan tutun Libya'ya varana kadar bütün İslam coğrafyasında ölen can Müslüman canı, akan kan Müslüman kanı. Ama Müslümanlar nerede? Kan akmayan Müslümanlar vurdum duymaz bir durumdadır maalesef. Bu hususta bizim vakit kaybetmeden felç halimizi, mefluç halimizi bir an evvel üzerinden atmamız gerekmektedir. Vakit kaybetmek gibi bir lüksümüz asla yok. Ne var ki şeytan, nefis ve dostları her türlü tuzakları ile bizleri maalesef esir almış durumda. Bugün ben sizlere biraz girizgah fazla olacak ama bu konuları anlatmak zorundayım. Bugün ben size cihadın önündeki 4 tane engelden bahsedeceğim. Çok engel var ama muhasebe edebilmemiz için, kendimizi muhasebe edebilmemiz için bu 4 tuzağı bir bakalım. Bunu en tepe noktasındaki yöneticilerden en aşağıdaki efendim basit bir vatandaşa varana kadar herkesin mutlaka tefekkür etmesi, müzakere etmesi ve uyanması için söylemek durumundayım. Öncelikle bu şeytani tuzaklardan ilki erteleme hastalığı. Allah yolunda cihadın en büyük düşmanı nefsimizin bize kurduğu erteleme tuzağıdır. Nefsimiz Allah yolunda gitmemizi engelleyecek bir sürü argümanı ortaya kur. Sadaka mı vereceksin? Paran eksilir der. Yemek mi yedireceksin? Aç kalırsın der. Bir Allah yolunda cihad için herhangi bir şeyi, Allah yolunda herhangi bir hayırlı işi, bir hizmeti yapmak istediğin zaman 40 türlü bahaneyi önüne getirir kor. Yani infak edeyim dese hemen nefsin infak etme de acele etme. Paranı biriktir. Zengin olunca verirsin der. Verdirttirir. Çok param olsun der. Allah razı olsun. Hocalarımızdan biri memuriyete, öğretmenliğe veyahut da efendim herhangi para kazanma işine başlayan talebelerine söylediği ilk cümle şuydu. Evladım, maaşını, kazancını aldığında ilk önce sadakanı, infakını ver. Allah yolunda paranı bir ver. Sona bırakma, elin titrer, para bitiyor diye derdi. O yüzden şeytanın bu sözüne uymamak için böylesi tedbirleri almamız gerekir. Gafil bir Müslüman olmamız için şeytan her türlü tuzaktan birincisi neymiş, biri neymiş? Erteleme hastalığı. Ve gafil bir Müslüman alkol, uyuşturucu, kumarla hayatını israf etse nefsimiz buna engel olmaz. Hatta bunu hoş gösterir. Hele bir dur bakalım, yarın kılarsın. Düşünün, kulağımıza bu daha sonra yaparsın kelimesi, daha sonra yaparsın hele bir dur kelimesi çok yabancı da değil herhalde. Bir düşünelim. Biraz daha hacca gitme bakalım. Namaz daha yaşın genç. Başörtüsünü örtecek, tesettürlü olacaksa hele bir dur bakalım.
bir efendim nefsinin isteğini bir yerine getir veyahut da efendim hırsını bir al falan gibi cümlelerle insanları erteleme tuzağına çekerler. Bir diğer hastalık önemsiz işlerle meşgul etme, meşgul olma hastalığıdır. Böyle bir engel var. Şeytan ve nefsin bir tuzağı da bu, önemli tuzaklardan biri de bu. Müslümanlara iyi iş yapma hususunda engel olamıyorsa bu sefer en önemsiz bir işi çok önemliymiş gibi önüne kor ve onunla meşgul eder. Yani büyük işler vardır. Yapılması gereken acil işler vardır. Ama kıtırık ufak tefek işlerle uğraştırır. Yani çölde susuzluktan ölen Müslüman varken nehir kenarında su dağıtır. Yani Müslüman orada Yahudi kurşunuyla, Siyonist kurşunuyla öldürülürken buradan ona mermi, buradan ona efendim SİHA, İHA göndermek gerekirken buradan ona efendim mitingler düzenleyerek dualar etmeye kalkışmak ve de çok büyük mitingler yaptık diyerek övünmek veya efendim onun ekonomik, Yahudinin ekonomik yönünü kesmek niyetine gizliden gizliye de olsa hala ticareti sürdürmek. Ama bu da bir taraftan da yardım göndermek. Yani nedir? Yiyecek gönderiyor, giyecek gönderiyor, çocuk oyuncağı gönderiyor. Ya bu insan öldürülüyor. Aç ölmekle tok ölmek arasında fark yok. Asıl mesele bu Müslümanın, Gazze'deki Müslümanın, Arakan'daki Müslümanın bir an evvel bu sıkıntıdan kurtulması demek, kurtulmasını sağlamak demektir. Ama ben de yardım ediyorum diyor. Üstüne Filistin bayrağını koyuyor. Ondan sonra efendim mitingler düzenliyor. Halbuki bakın en önemli işi unutturuyor. Hocalarımız, alimlerimiz, yine sözümüz onlara olacak burada. Efendim çok güzel konuşmalar yapıyorlar. Ama bir tanesi bile kalkıp idarecilerimize, yönetenlere, bir tek bu bizim değil, bu bir 3-5 kişinin değil, tüm alimlerin, hocaların bu konuda halkı bilinçlendirmesi, yöneticileri harekete geçirmek için faaliyetler yapması gerekir. Yani bunu yapmıyoruz. Kanaat önderi olan insanlarımız, hocalarımız tam tersi insanların gazını almanın derdinde. Bir 3-5 miting yapıyorlar. Bir efendim cenaze namazı, kıyabi cenaze namazı kılıyorlar. Ondan sonra evimize gidip rahat rahat Gazze içinde biz de bunu yaptık diye insanları uyuşturmanın maalesef aleti oluyorlar. Uyuşturmak için. Halbuki bizim derdimiz, en önemli işimiz oraya fiili müdahalenin yapılmasıdır. İşte önemsiz işlerle meşgul ettirirler. Miting yaptırırlar. Efendim yiyecek göndermeyelim demiyorum. Bugün Refah sınır kapısından yiyecek girmiyor. O sınır kapısının tamamı esaret altında kardeşler. İsrail eşkıyası orayı işgal etmiş durumda. Ama dünyadaki Müslümanların istisnalar hariç, o Gazze'li Filistinli mücahitlere yardım edenler hariç, diğerleri ağlamanın, dua etmenin, miting yapmanın, gıda gönderelim demenin ötesinde bir iş yaptıkları yok. Halbuki dur diyecek, bu savaşın durmasına sebep olacak devlet gücüdür. Müslüman devletler topluluğunun yapacağı bir harekettir. Ama buna mani oluyorlar. Ama çok güzel yardım kuruluşlarımız yardım gönderiyor. Bunlar aç ölmek yerine tok ölmüş oluyorlar. Bu da en önemli hastalıklardan biri. Önemsiz işlerle meşgul ediyorlar. Asıl önemli işi unutturuyorlar. Üçüncüsü, sizlerle paylaşacağım hastalıklardan biri veya tuzaklardan biri benlik ve ucup. Allah yolunda mücahedenin, cihad etmenin en büyük engellerinden biri de hizmet arkadaşları ile cihad eden Müslümanların birbirleriyle iyi geçinememesidir. İyi geçinememesidir. Maalesef. O falan tarikattan, bu filan mezhepten, o Şii'ydi, bu Hanefi'ydi, bu Şafii'ydi diyerek bölünmemiz ve parçalanmamızın sonucu ortalık yerde görülmektedir. Kafir birleşti,
Filistin açıklarına, Gazze açıklarına Amerika'sı, İngiltere'si, efendim Avrupa Birliği'ydi, uçak gemilerini veyahut da efendim savaş gemilerini gönderdi. Dünya onların zulme uğradığını, kadre uğradığını, katliama uğradığını kabul ettiği halde bu katil İsrail'in, bu cani batının yok efendim öyle bir şey yok demesi sonucu daha bir kere bile doğru dürüst yaptırım uygulanamayıp tiyatro oynanmasına sebep oldukları halde Müslümanların birbirleriyle çekişmeleri hala gündemde. Hala gündemde. Ve maalesef hoca diye geçinen birilerinin sırtına sarığı cübbeyi, kafasına sarığı sırtına cübbeyi geçirip yok efendim Şii'ydi, yok falan tarikattı diyerek Müslümanların gözünde o Müslümanları küçük düşürmenin derdine düşmüş olanların vebali çok büyüktür. İşte bu benlik ve ucup onların diğer Müslümanları çekememesindendir. Bugün İslam ülkelerinin içerisinde hiçbiri bir Yemen kadar olamamıştır. Hiçbiri bir Hizbullah kadar olamamıştır. Hiçbiri bir İran kadar olamamıştır. Bugün Gazze'ye, Filistin'e en büyük yardımları, en büyük desteği sağlayan bu insanlara karşı birleştirerek kardeşiz dememiz gerekirken onlar falandı, onlar filandı diyerek birbirimize düştük. Bu da benliğimizden, sanki biz ehli sünnet olduğumuzdan veya filan tarikata mensup olduğumuzdan efendim direkt cennete gideceğimizi zannettiğimizden kaynaklanmaktadır. Yok öyle bir dünya. Yok öyle bir dünya. Şeyhinin efendim hırkasının altında cennete gideceklerini umanların nereye gideceğini Allah bilir. Hiç kimse bilemez. Falan mezheptekiler üstünmüş, filan mezheptekiler alçakmış diyerek kategorize ederek Müslümanların birbirlerine parçalanmasına sebep olan, kendini beğenen, benlik ve ucup sahibi olan hocaların yaptıkları ümmeti parçalamaktır. Ve en büyük hastalık işte tefrika. Allah yolunda cihada engel olan hastalıkların, tuzakların en büyüklerinden biri de tefrikadır. Biz birbirimizle geçinemiyoruz. Bu savaş yokken de Müslümanlar, hocalar birbirleriyle geçinemiyordu. Okullar, tarikatlar, cemaatler birbirleriyle geçinemiyordu. Şeytan birbirimizin arasına giriyordu. Halbuki ayet-i kerimede Rabbimiz Teala kardeşsiniz. Ne demek bu? Hepiniz ehli kıblesiniz. Birbirinizi küfürle itham edemezsiniz demektir. Ama maalesef küfürle itham etmenin de daha kötüsü. Yani şunu diyebiliyor. Benim için İngiliz falandan daha kıymetlidir, ondan daha iyidir diyebiliyor. Filan Müslüman görünüyor ama değildir diyebiliyor. Kalbini okuyor çünkü. Allah ona onun kalbini okuma kabiliyeti vermiş demek ki. Böyle bir anlayış Müslümanların birbirleriyle çekişmeleri maalesef tefrikaya sebep oluyor. Bugün küfrün karşısında mücadele eden Müslümanların paramparça olduğunu görüyoruz. Tefrika hastalığı bu. Benlik ve ucup hastalığı tefrikaya götürdü. Bak, görüyor musunuz? Kendimizi beğendik. Yaptığımız biz en üstünüz demeye kalktık. Ve ondan sonra Müslümanlar birbirlerine girdiler ve parçalandılar. Osmanlı döneminde veyahut da efendim Müslümanların en satvetli dönemlerinde Müslümanlar birlik içindeydiler. Ve Müslümanlar kardeştiler. Aralarında bir sıkıntı oldu mu kendileri çözüyorlardı. Ama bugün Müslümanların arasında bir problem oldu mu kendimiz çözmüyoruz. NATO'yu çağırıyoruz, Birleşmiş Milletler'i çağırıyoruz, dünyayı çağırıyoruz, kardeşimizi çağırmıyoruz. Halbuki Allah Teala ne buyuruyor? Müslümanlar kardeştir, aranızda sıkıntı olduğu zaman siz çözün diyor, siz. Başkasını çağırmayın diyor. Hatta iki Müslüman topluluk birbiriyle savaştığı zaman ayet-i kerimede gidin siz aralarını düzeltin diyor. Onu bunu çağırmayın diyor. Ama maalesef onlar olmadan olmuyor. Dünya kamuoyu, küresel kamuoyu, uluslararası kamuoyu, bunların hepsi yalan. Böyle bir şey yok. Bunlar menfaatleri doğrultusunda birleşmiş Müslümanları ve kendilerinden düşük olduklarını zannettikleri toplulukları yutmak ve onları çömürmek için var olan sözlerdir ve oluşumlardır.
Müslümanların tefrikaya düşmeleri onların işine geldi. Bugün bizim kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail demekten daha çok nefsimize adam etmek, Müslümanların birlik olması için çabalamak gibi bir görevimiz var. Bakın cihadın önündeki en büyük dört tane hastalıktan bahsettim. En büyük dört tane tuzaktan bahsettim kardeşler. Yani Viyana önlerinde cihad eden ecdadımız varken bugün içimizdeki kafirler sebebiyle, içimizdeki işbirlikçiler sebebiyle, içimizdeki oyun bozanlar sebebiyle birbirimizle uğraşmaktan dolayı kafir içimize geliyor, her türlü operasyonu yapıyor. Yani düşünün, düşünelim kardeşler. Neyimiz kafirin elinde değil şu anda? Bize yani kuruluşunda bile hırsızların, canilerin, her türlü insanlık dışı işleri yapanların olduğu bir Amerika'da ne medet bekleyebiliriz ki? Evveli ne ki, sonu ne olsun? Yani her türlü bozulmanın, her türlü ahlaksızlığın, her türlü gayri insani yönelişlerin temayüz ettiği, neşet ettiği Avrupa'da ne bekleyebiliriz? Ama maalesef onlar şu anda en düzenliler. Evet, onlar en daha akıllı davrananlar. Müslümanlar ise birbiriyle didişmekten, paramparça olmaktan dolayı uyanamamaktadırlar. Uyanmak değil, felç halinden kurtulamadık. Felç olmuşuz. Ayağımız başka yerde, elimiz başka yerde, kulağımız başka yerde. Maalesef kardeşler. Unutmayalım ki eğer cihad edeceksek bu tuzaklardan kurtulmamız lazım. Cihadı alnımızın çatına vurup şehadeti arzu etmedikçe, şehadet için çabalamadıkça, cihadı her gün niyetimize koymadıkça kurtulamayız. Çünkü cihadı terk etmek zillete düşmenin en büyük sebebidir. Cihadı terk etmek. Bugün Müslümanların başına bombalar yağıyor. 70 tane, 100 tane, 200 tane, 40 bini geçti kıymetli dostlar. 40 bini geçti resmi kayıtları. Bu 50 bini, 60 bini bulur. Buna rağmen hala biz mitinglerle uğraşıyorsak bilelim ki bu hastalıkları biz yaşıyoruz demektir. Bilelim ki biz bu hastalıkların elinde oyuncak olmuşuz demektir. Bu tuzakların elinde oyuncak olmuşuz demektir. Bugün Gazze'li kardeşlerimiz mallarını, canlarını ve evlatlarını Allah yolunda vermenin, hak yolunda cihadın en güzel örneklerini sunmaktadır. Bizim de bu gayretlere her türlü şekliyle ne yapmamız lazım? Destek olmamız lazım. Şehit komutan rahmetullahi aleyh İsmail Heniye bize yardım edenler bizimle cihad edenlerdir diyor. Bize yardım edenler, bize yardım gönderenler bizimle beraber cihad edenlerdir diyor. Bizim bu kardeşlerimize, yeryüzündeki diğer Müslümanlara yardım etmemiz, onlarla beraber cihad etmemiz farzdır. Ve şunu da unutmayalım ki evlerimizde Gazze'yi, cihadı anlatmaktan geri durmayalım kıymetli dostlar. Evet kıymetli dostlar. KJD'de yazılı olan aşırı övmenin yasaklığı konusunda sizlerle hadis-i şerifleri okuyacağız. Bu da bir hastalık. Hem övenin hastalığı hem de övülenin hastalanmasına sebep olan nedir? Bir davranış şeklidir. Ebu Bekre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bir adamdan bahsedildi. Biri de tuttu o adamın hakkında hayırlarla, o adamın iyilikleriyle, o adamın hakkında çokça övgülerle bahsetti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki yazık sana dedi. Yazık sana. Arkadaşının boynunu kestin. Bu sözü birkaç kere tekrar etti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden biriniz muhakkak arkadaşını övecekse ve şayet öyle olduğu görülüyorsa şöyle desin. Falan kimseyi şöyle iyi zannediyorum. Allah ona kafidir. Hesabını görücüdür. Böylece kimseyi Allah'a karşı tezkiye etmemiş olur
buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu hadis-i şerif sağlam kütüb-i sitede geçen bir hadis-i şerif. Yine Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Daha doğrusu hadis-i şerifin başlangıcı şöyle anlatımla başlıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir adamın birini aşırı övdüğünü ve methetmede çok ileri gittiğini görüyor. Ve şöyle buyuruyor. Muhakkak ki o arkadaşınızı helak ettiniz. Ya da o arkadaşınızın belini kırdınız diyor. Duyuyor Peygamber Efendimiz. Şöyle iyi adam, böyle güzel adam, şöyle güvenilir adam. Yani her şeyiyle tezkiye ettiler. Hani bizim tabirimizle zemzemle yıkandı veya sütten çıkmış ak kaşık gibi tertemiz anlattı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki böyle yaparak o arkadaşınızı helak ettiniz. O adamın belini kırdınız diyor. İbrahim et-Teymi rahmetullahi aleyh babasından şöyle duyduğunu rivayet ediyor. Biz Hazreti Ömer'in yanında oturuyorduk. Bir adam başka bir adamın yüzüne karşı övdü. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki adam öldürdün be. Adam da seni öldürsün. Şey, Allah da seni öldürsün. Adamı öldürdün. Allah da seni öldürsün. Diyor. Yani burada böyle bir tepki koyuyor. Bu kadar övme diyor ya. Adam öldürdün. Ha, peygamberden gelen sözlerle buna baktığınız zaman birbirleriyle örtüşen bir nokta var. Biraz sonra izahatında sizlerle daha iyi anlayacağız inşallah. Zeyd bin Eslem'in bu babasından rivayet ettiği bir hadise var. Hazreti Ömer şöyle dediğini duydum diyor. Hazreti Ömer demiş ki övmek yani methetmek öldürmektir diyor. El methu zebhun. Adamın boğazını kesmektir diyor. Övmek. Bu öldürmenin gerçekleşmesi övülenin söylenenleri kabul edip onlara inanmasıyla da olur diyor Muhammed isimli bir alim. Rahmetullahi aleyh. Şimdi kıymetli dostlar, insanlara değer vermek, takdir etmek, taltif etmek, teşekkür etmek ve o insana kıymet vermek, yani onu birey olarak kabul edip onun güzel hallerinden dolayı bu şekilde davranmak toplumsal bir güzel ortamın oluşmasını veya güven ortamının oluşmasını veya oluşmamasını sağlar. Toplumsal barış açısından da önemlidir. Ama aşırı olan noktalarda acaba mı demeye başlar insan. Bu sebeple dinimiz itidali, orta yolu tercih etmiştir. Övme ve yermede de ölçülü olmanın, yani bir insanı kötülemenin de bir insanı övmenin de orta yollu olmasını, itidalli olmasını tavsiye etmiştir dinimiz. Bir de şunu unutmamamız lazım ki övdüğümüz kişinin daha önce ayıplamakla ilgili hadisler okuduk. Burada övgüyle alakalı hadisler okuyoruz. Övdüğümüz kişinin durumunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü bazen övdüğümüz kişi bununla teşvik olur ve kendisini ona uydurmaya çalışır. Yani mesela denir bu adam şöyle dürüst adam, ölçüde tartıda asla hata etmez. Yani tam ölçer. Tüccarsa veyahut da efendim bir esnaflığı varsa borcunu zamanında öder. Bunu duyduğu zaman bunları yalancı çıkarmamak için kendini düzeltebilecek bir yapıya da sahip olabilir. Veya bazen bunları kullanarak insanların zarar görmesine de sebep olabilir. Veya insanın ben böyle güzel adamım, herkes benim hakkımda bunu diyor diyerek kibre
gurura, ucba, yani kendini beğenmeye veya hani diyelim Konya tabiriyle ne oldum delisi olmasına sebep olabilir. Kamil bir müminin yüzüne karşı methedilme olduğunda, yani kamil mümin yüzüne karşı övüldüğünde kalbindeki imanı artar deniliyor. Bu cümle Hakim'in Müstedrek'inde geçiyor. Yani Taberani'de, Heysemi'de de geçiyor. Yani buradaki yüzüne övmeden kasıt, sen şöyle üstün adamsın, şöyle faziletli adamsın, takvalı insansın diye değil. Dürüstsün, ahlaklısın diye söylediğin de diyor. Bunun imanı artar kamil bir müminin. Yani bu nedir? O söylenenlere uymak gayretini arttırır. Günaha veya yanlışa gitmemek için çabalamasını sağlar. Ve asla efendim yanlışa gitmemek için asla yanlış yapmamaya çalışır. Günah işlememeye gayret eder. Yani övüldür ya, ben buna layık olayım, insanlar böyle diyor. Allah nezdinde de mahcup olmamam için daha iyi insan olma gayretini göstereyim diye kamil bir mümin böyle bir davranışa girer. Nitekim anlatılır İmam-ı Azam için veya bir başka alim için kendisine yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılar diye bir cümle söyleniyor. Bunu söyleyen kişinin Allah nezdinde yalancı olmaması için o günden itibaren sabahına kadar uyumadığını, efendim namazını yatsı abdestiyle sabah namazını kıldığı rivayet edilir. Yani bu olmuş mudur, olmamış mıdır, bunun tartışması diye değil. Yani kamil bir mümin, olgun bir insan kendisi hakkında yapılandan kibre kapılmaz. Ucba, yani kendini beğenmişliğe, ne oldum deliline kapılmaz. Tam tersi, bununla ilgili olan kendisiyle ilgili olan söylenenleri hakkıyla yerine getirerek ona layık olmaya çalışır diyor. Öven kişinin büyük bir sorumluluğu var. Ya o kişide o özellik yoksa yalan konuşuyor demektir. Ya da başka bir şeyler bekliyor demektir. Yani bu olmayan özellikleri varmış gibi göstererek o kimseyi hakkında böyle bir temyize, böyle bir senaya girişirse, bu sefer bildiği halde yapıyorsa Allah nezdinde yalancıdır. Bilmediği halde yapıyorsa bilgisizlikten yaptığından dolayı sorumludur. Bu sebeple ne yapmak lazım? Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği şekliyle davranmak lazım. Neydi? Ben bunu böyle zannediyorum, böyle olduğunu biliyorum demek lazım. Değilse kaybeden olabiliriz. Yani bazen övgü, yani bu yaratılışı bozulmamış o bir hiçbir insan bu özellikle karşısında ilgisiz kalmaz. Yani dürüst adam, ahlaklı adam, efendim haramda gözü yoktur denildiğinde fıtratı bozulmamış, şeytanla iş tutmamış insanlar böyle davranışlar zaten sergilerler. Bu övgü derecesine de varır ve bunu yapmaya gayret etmek de kadir şinaslıktır. Şimdi övgüye muhatap olan kimsenin tavrı önemlidir dedik. Eğer övgü kişiyi Allah'a şükre yönlendiriyorsa, övgüye sebep olan vasıfları Allah'ın bir ihsan ve ikramı olarak görüyorsa, övüldüğünde bu şekilde bir övgüyle muhatap olmaktan dolayı davranışlarını buna göre değiştirir ve güzelleştiriyorsa, bu övgü onu şevke, güzel ahlaka yönlendiriyorsa, böyle bir övgü kesinlikle zarar vermez. Aksine hadis-i şerifteki görünenin dışına kişinin imanını arttırır. Böyle bir takdir, böyle bir övgü insan olması hasebiyle bazen güzel hizmete bile sebebiyet verir. Anlatılır. Onun o davranışından dolayı Allah için hizmet etmeye, Allah için bir şeyler yapmaya başlar. Eğer övülen kişi
böyle övüldüğünde bunları kendinden biliyorsa, ne oldum sevdasına kapılıyorsa, ya ben meğer neymişim derse, o zaman ne olur işte, sıkıntımız ne olacak? Sıkıntı başlar. Böyle gurura, kibre, ucuba gönderiliyor, kendini götürüyorsa bu övgü zarardır. İşte hadis-i şerifte adamı öldürmek budur. Adamın belini kırmak budur. O adamın boynunu kesmek budur. Bu sebeple kişiyi metheden kişi dikkat etmesi lazım. O özellikleri taşımayan kişiden menfaat ummak için olmayan özellikleri söylemek haramdır. Yalandır. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Fasık biri methedildiğinde Allah gazaplanır ve bundan dolayı arş sallanır buyuruyor. Allah insanların övgüsüne düşkünlük kişiyi kör ve sağır eder buyuruluyor. Övgüye düşkün olan kişi nefsini putlaştırır. Övülmeyi seven, övgüye göre kendine yön veren kimse gerçeğe karşı kör ve sağır olur. Ben neymişim, ben buymuşum, ben şuymuşum diyerek sağırlaşır. Dikkat edilecek bir husus daha var. İnsanların iç alemini ve insanların görmedikleri yerlerdeki davranışlarını ancak Allah bilir. Onun için bir kimseyi överken böyledir diye değil, öyle zannediyorum diye söylemek gerekir. Hadis-i şerifte söylendiği gibi. Eğer biz kalkar da kesin olarak söylersek onun iç alemini bilmediğimiz için olmayan noktalara da kefil oluruz. İşte sıkıntı o. Onun iç alemini Allah'a havale edilmeli. Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesini size bir kere daha okuyorum. Falan kimseyi şöyle zannediyorum. Allah onun hesabını görücüdür. Allah ona kafidir diye söylemesi daha uygundur. Övgüyü yüze karşı yapmak da bazen tehlikeli olabiliyor. Nitekim bu tehlikeler çok görülmüştür. Bir kimseyi öveceksek, ya bu sorulduğunda onun hakkında iyi şeyler söyleyeceksek o yokken söyleyelim. İleride inşallah okuduğumuz hadis-i şeriflerde de gelecek. Yüzüne toprak serpiyorlar. Yüzüne karşısından biri kendisini övmeye başladığı zaman. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesinde de var bu. Selef alimlerinden bazıları şöyle demiştir. Kişi yüzüne karşı övülürse şöyle dua etsin. Bakınız dua. Yüzünüze karşı biri sizi övüyorsa, Allah'ım beni insanların bildiği şeylerden dolayı mağfiret buyur. Beni affet. Söyledikleri şeyleri sebebiyle beni hesaba çekme. Muahize etme. Beni zannettiklerinden de hayırlı kıl. Bakın ne kadar önemli bir dua. Allah'ım beni insanların bildiği şeylerden dolayı mağfiret buyur. Yani insanlar beni böyle biliyor ama ben de bu yok, beni affet ya Rabbi. Veya insanlar beni böyle biliyor ama ben öyle değildim aslında ya Rabbi. Yani önce Allah'tan af diliyoruz. Bunların söylediklerinden dolayı beni muahize, yani beni hesaba çekme ya Rabbi. Beni zannettiklerinden de daha hayırlı kişi kıl diyerek dua etsin diyor. Kişi yüzüne karşı övmenin meşru olduğu noktalar da var. Bununla ilgili hadis-i şerifler de var. Bunlar duruma göre, kişiye göre. Mesela bir başka hadis-i şerif okuyalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor. Ebu Bekir ne güzel insandır. Ömer ne güzel adamdır. Ebu Ubeyde ne güzel adamdır diye Peygamber Efendimiz övüyor. Useyd bin Hudayr ne güzel insandır. Veya ne güzel adamdır. Muaz bin Amr el-Cemuh ne iyi adamdır. Muaz bin Cebel ne iyi adamdır. Sonra Peygamber Efendimiz döndü. Falanca ne kötü adamdır. Filanca ne kötü adamdır diye 7 kişinin daha ismini saydı. Bizim hadis alimlerimiz
tarih boyunca böyle kötülükleriyle anılan kişilerin isimlerini mümkün mertebe filan falan diyerek geçiştirmiştir. Devamlı böyle ayyuka çıkmaması, insanlar arasında yayılmaması için. Onların soyundan gelenler. Mesela Abdullah bin Ubey bin Selül'ün oğlu Abdullah. Yani babası münafıkların başı ama kendisi mücahitlerin içerisinde. Şimdi babasından dolayı muahaze edemeyiz onu. İkrime bin Ebi Cehil de aynı. Babası Ebu Cehil, kendisi mücahit ve şehit. Hadis-i şerifte, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ismi geçen sahabiler bizzat adlarını söyleye söyleye ne güzel, ne iyi adamdır diye iltifat ettiğini görüyoruz. Ya bu örnekler de çok. Çok yani. Bu Peygamber Efendimiz'in bir müjdesidir. Yani cennet müjdesi gibi bir şey. Bir de kötü adamdır dedikleri var. Peygamber Efendimiz'in bu hadis-i şerifine baktığımız zaman iyi insanlar övülebilir. Kötü insanların da kınanabilir. Ama ölçü olması lazım. Belli bir ölçüsü. İşte bu ölçüyü Peygamber Efendimiz koyuyor. Kendilerine yapılan övgü şükürlerini arttıracağından ve herhangi bir kibre kapılmayacağından emin olunan kişiler övülebilir. Şimdi enteresan bir hadis-i şerif daha var. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bir adam Resulullah'ın yanına girmek istedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim rivayet ediyor? Ayşe annemiz radıyallahu anha o rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o girmeden diyor ki bu aşiretin çocuğu çok kötüdür, ne fenadır diyor. O adam yanına girince Peygamber Efendimiz ona yumuşak davrandı, güler yüz gösterdi. Bu adam odadan, evden çıkınca başka biri geldi o sırada, izin istedi. Peygamber Efendimiz bu kişi hakkında bu dedi ailesinin, aşiretinin iyi insanlarındandır dedi. O aşiretin iyi çocuğudur dedi. Bu adam içeri girdi. Peygamber Efendimiz ötekine gösterdiği yumuşak davranışı ve güler yüzlü buna göstermedi. Bu adam da çıkıyor. Yani işini gördü, azarlamadı, nefret davranışı göstermedi ama ona yapmış olduğu iltifatı göstermedi. Bu adam çıkınca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe annemiz soruyor. Ayşe annemiz radıyallahu anha. Annelerimizin içerisinde en fazla hadis rivayet eden annemiz Peygamber Efendimiz'e aklına takılan aksi bir şey bile olsa bir şey olduğunda asla sormaktan geri durmayan, en çok soru sorup Müslüman hanımların bugün bile dinlerini en rahat bir şekilde yaşamalarına vesile olan annemiz. Diğer annelerimiz de var bunun içerisinde tabii ki ama Ayşe annemiz bu konuda öndedir. Diyor ki ya Resulallah falan kimse için söylediğini söyledin. Kötü adam olduğunu belirttin. Sonra kendisi içeriye girdi yumuşak konuştun. Filan kimse için de iyi adam olduğunu söyledin. Halbuki ötekine davrandığı şekilde davrandığını da görmedim dedi. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Ey Ayşe, insanların en kötüsü, en şerlisi, çirkin ve kaba sözlerinden korkulan, bundan ötürü de yalnız bırakılan kimsedir dedi. Yani içeriye giren kişi için rivayetlerde Uyeyne bin Hısın deniliyor. Daha sonra Ebu Bekir Efendimiz zamanında irtidat etmiştir. Müslümanlıktan ayrılmıştır. Kavminin içerisinde Müslüman olup görünen ama kavmine de eziyet eden bir insan. Peygamber Efendimiz ona yumuşak davranarak kavmine eziyet etmesin, ailesine eziyet etmesin derdinde. Yani burada biz ona yumuşak davranıyoruz ki gidip de kavmine yumuşak davransın, eziyet etmesin. Bizi referans göstererek kalkıp da o insanlara eziyet etmesin. Kavminin de ileri gelenlerinden. O kavminde de iman etmiş nezih, salih Müslümanlar var. Ayrıca o kavmin tamamının da Peygamber Efendimiz Müslüman olması için gayret ediyor.
Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde iktidar edenlerin içerisine giriyor. Esir ediliyor. Ebu Bekir Efendimiz'e getiriliyor o. Uyeyne'nin hali bu. Öbürüyle zaten normal konuşuyor. Bazen bu şekilde oluyor. Şimdi kıymetli dostlar, bu hadis-i şerifte kötülüklerinden korkulan, kavmine, insanlara zarar vermesinden korkulan bir kimseye karşı yumuşak davranmanın, fıskını açıkça işleyen fasığın kötülenmesinin, kınanmasının caiz olduğuna delildir bu hadis-i şerif. Bu gıybet değildir. Adam şerri, mahallede orada burada zarar veriyor. Ama gıybet olur demek değildir. Bu gıybet değil. Hatta böyle insanların durumlarından müminleri haberdar, o insanları, Müslümanlar haberdar edilmeli ki bunun şerrinden korunsunlar. Bunlara karşı tedbirli bulunsunlar. Şerrinden korkulan insana yumuşak davranmaya ve zararını bertaraf etme hareketine müdara denir. İdare etme. Müdara. Müdara caizdir. Yalnız zaruret yokken böyle davranmak ve yağcılık yapmak doğru değildir. Buna da müdahane denir. Dehin, yağcılık demektir. Müdara ile müdahane aynı değildir. Birinde mecburiyet vardır, zorunluluk vardır, şerrinden korunma vardır. Öbüründe yok, belki de menfaat işi yapacak. Müdara her zaman, yani şunu söyleyeyim, ihtiyaç olunduğu zaman yapılmalıdır. Müdara Müslümanlara karşı yapılmaz. Müslümanların içerisinde bazen aksi olan ve bu aksiliğinden, tersliğinden dolayı kalbini bilmiyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, kavmine, tebaasına zarar verecek, eziyet edeceklere karşı yapılır. Ama normal bir Müslümana müdara yapılmaz. Neyse odur. Müslümanların birbirlerine karşı samimi olmaları ve birbirlerine güvenmeleri şarttır. Evet. Kıymetli dostlar, bugünkü konularımızda bu şekilde. İnşallah önümüzdeki derslerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim müminlere firasetli davranmayı, cihadı her zaman kalplerine yerleşik bir şekilde tutmayı lütfetsin. Şehadet arzusuyla yaşayan kullarından eylesin. Mescid-i Aksa'mıza, Kudüs'ümüze Rabbim özgürlükler lütfetsin. Ümmeti Muhammed'e yeniden onurlu bir diriliş lütfetsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.